Burada olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isteriz. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yılını kutladık. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin 38. yaşını en iyi duygularımızla tebrik ederiz. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Kıbrıs davası bizim milli davamızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi güçlendirerek daha da artırmayı amaçlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş ve pek çok önemli temasta bulunmuştu. Bugünkü ziyaretlerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret ederek başladık. Girde Boğaz Şehitliğini ve Doktor Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Önder Senaroğlu, Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu tarafından kabul edildik ve kapsamlı görüşmeler yaptık. Lefkoşa Büyükelçimiz Sayın Ali Murat Başer ile bir araya geldik. Daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Araklı ile verimli görüşmelerde bulunduk. Programımızı dün bazılarını ziyaret ettiğimiz belediye başkanlarımız ile görüşerek yarın da sürdüreceğiz. Yarın ayrıca heyet olarak Kuzey Kıbrıs Belediyeler Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesi'ni ve diğer belediye başkanlarımızı da ziyaret edeceğiz. Girde Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediye'miz de yarın kardeş şehir protokolünü imzalayacak. İnanıyoruz ki yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü bağlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni hizmetlere ve Kıbrıs davasının uluslararası tanınırlığına önemli katkılar sunacaktır. Temel amacımız belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak, sorunların çözümüne yönelik yeni işbirliği alanları geliştirmektir. Kısaca yerel yönetimlerde işbirliği ile sürdürülebilir bir vizyonu hep birlikte yaratmak için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda alınacak her karara destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz. Önümüzdeki süreçte buradaki belediye başkanlarımızı da Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz. Değerli basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası ambargoların kaldırıldığı, özgür, bağımsız ve dünyada tanınan bir devlet olması bizim en temel arzumuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs sorununun aşılması konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ve haklarını koruyacak, uluslararası zeminde kabul görecek bir çözümü daima savunduk ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bu anlayışın adada yaşayan tüm kesimlerin ortak menfaatine olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Akdeniz karbon kaynaklarının çıkarılması, taşınması, işlenmesi ve dünya pazarlarına arz edilmesi hususunda da ada halkının tamamının refahı ve mutluluğunun sağlanması amacıyla adil bir biçimde bölüşülmesi için gereken iyi niyetli ve yapıcı çabaları desteklediğimizin de bilinmesini isteriz. Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma partimiz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış haklarından asla taviz vermeden Kıbrıs halkının yanında olacağımızı ve gereken adımları kararlılıkla atacağımızı buradan kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.
Evet, değerli basın mensupları, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Koordinatör Belediye Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir şeyler ifade etmek ister. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı olarak Kıbrıs'tayız 2 günden beri, yarın da devam edecek. Amacımız Sayın Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, hem Türkiye'yi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en güçlü bir şekilde kılmak ve hem sosyal hem ekonomik hem kültürel işbirliğini en üst seviyeye çıkartmak, her iki tarafında güçlü olacağı bir konumda tutmak. O nedenle buradayız. Bundan sonraki temaslarımız da devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet. Soru var mı? Yok herhalde. Var çok mi? Teşekkür ederiz. Buyurun. Bu kadar mıydı bir şey? Buyurun. Buyurun. Hani soru var mı diye sordum. Buyurun. Yani başka bir şey, devamı var mı? Yok. Hayır. Bir basın açıklaması yapıp ondan sonra siz de sorularınız varsa alıp bitireceğiz. Anladım. Birkaç böyle küçük, öncelikle hoş geldiniz ülkemize. Hoş geldiniz diyelim. Bu geliş ilk defa ben Bayramlı Meryem Tolsun 5. üniversite şirketi. İlk defa CHP'nin bu kadar yenisini görüyorum mesela hayatım boyunca. Bu ilginin amacı gerçekten buradaki 28 belediye ile bir takım ilişkileri, bir takım ortak işler yapmak mı, yoksa Türkiye'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde burada işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oy almak mı? Çünkü biliyorsunuz burada AK Parti'nin de temsilciliği var. Hatta şu sıralar İYİ Parti de burada temsilci karşısına çalışıyor. Yani buraya geliş açılır. Yerel seçimlerde 28 belediyeyi güçlendirmek mi, yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir takım çalışmalarında olacak mı? Bir de başka sormayacağım. Bir de milli dava diyorsunuz ya. Milli davadan ne anlıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, evet. Şimdi birincisi, biz sadece amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki belediyelere katkıda sunulmak. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kaldı ki biz bu toplantıları sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmıyoruz. Balkanlarda da yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyetleri'nde de yapıyoruz. Bizim buna yönelik oralarla ilgili masalarımız da var. Amacımız elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belediyelerin, büyükşehir belediyelerimizin tecrübelerinden, birikimlerinden, deneyimlerinden onları da faydalandırmak, ortaklaşa projeler yapmak, buradaki yaşam kalitesini de yükseltmek. Temel amacımız bu. Bu çok önceden de başlamış bir proje. Yani seçimlere yönelik bir proje değil. Önceden planlanmış ve tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, belediyelerine katkıda bulunmak, destek olmak amaçlı. Tabii milli dava derken sonuçta iki devlet olabiliriz ama tek milletiz. Ve burada tarihsel bağlarımız var. Çok güçlü bağlarımız var. Hiçbir zaman biz Kıbrıs Türklerinden ayrı düşünmedik. Kaldı ki bizim de genel başkanımız bildiğiniz gibi Barış Harekatı'nın öncüsü oldu. O yıllarda her türlü ambargoya, her türlü baskıya rağmen barış için adaya bir şekilde askeri kuvvet gönderdiler. Burada barışın sağlanmasına çok önemli katkıda bulundular. Biz hiçbir zaman, hiçbir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türklerinden ayrı düşünmedik. Onları hiçbir zaman... Bülent Ecevit. Eski genel başkanımız Bülent Ecevit kastettim. Onu da rahmet ve minnetle anıyoruz. Yani sonuçta bizim buradaki çalışmalarımız hiçbir zaman seçime yönelik bir çalışma değil. AK Parti ile Kıbrıs politikaları uyuşuyor sanırım, değil mi? Efendim? AK Parti ile bizim AK Parti ile
AK Parti ile politikalarımız uyuşmuyor. Bizim AK Parti Kıbrıs politikası da uyuşmuyor. Biz o AK Parti'nin baktığı gözden bakmıyoruz. Sayın Başkan, bir soru da ben sorayım. Özgür Gazete'den, Melek'ten, hoş geldiniz. Ben iki yıl önce başladığımı konuşurken not aldım. Olur. Sadece bir yerel yönetimler ziyareti değil anladığım kadarıyla bu ziyaretiniz. CHP'nin Kıbrıs sorunu konusundaki tavrını da ortaya koymak Türkiye'den buraya. AKP hükümetinin buradaki seçimlere müdahale ettiğini yerel basından takip etmişsinizdir. Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunda tüm dünyanın kabul ettiği çözüm yolu olan federal çözümden yana tavrını koydu bir önceki seçimde. CHP Türkiye'de iktidara gelirse barış ve çözüm noktasında federal çözümü destekleyecek misiniz? Tabii bunu bizim yetkili organlarımız değerlendirecek ama Kıbrıs'ın öncelikle seçimlerine bizim müdahale etmemiz mümkün değil. Kıbrıs'ın kararını, Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararını Kıbrıslı Türkler verir. Yani o kararı onlar verir. Biz tabii ki uluslararası anlamda destek istendiği her noktada desteğiz. Ama bu uzun vadeli bir süreç, uzun vadeli bir mücadele. Biz bu mücadelede her zaman Kıbrıs halkının yanındayız. Bir dakika, ben beyefendinin sorusuna bir cevap vermek istiyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'ta uzun yıllardır Mustafa kardeşimiz temsilcimiz zaten. Ben de yaklaşık 21 ay önce Sayın Genel Başkanımızın emriyle koordinatör olarak atandım buraya. O zamanlar hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu değildi. Haziran ayında da zaten Genel Başkanımızla birlikte geldik. En üst seviyeden itibaren şehitliğimiz dahil ziyaretlerde bulunduk. Ne o zaman ne bugün ne iç politika ne dış politika ile ilgili bir şey konuşmadık. Ama Kıbrıs halkının kendi teveccühü ve kendi seçimlerine saygılı olduğumuzu söyledik. Buradaki sonuç ne çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü de odur. Genel Başkanımızın tavrı budur. Kaldı ki ben 2,5 yıl önce gene gelmiştim. Gene ziyaretler gerçekleştirmiştim. Aynı şekilde belediyelerle ortak işbirliği yapma adına belli düşüncelerimiz oluşmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında acaba Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs'a müdahalelerde bulunur mu? Yani biz ancak destek oluruz. Müdahale söz konusu değil. Bize düşen noktada Kıbrıs halkının refah içinde yaşaması için, sorunlarının çözülmesi için sadece katkıda bulunuruz. Ama dediğim gibi Kıbrıs'ın sonuçta kararını Kıbrıs halkı verir. Sayın Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız belediyeler çoğunluğu için bayağı gezmekte de biraz zaman aldınız. Ve 28 belediye olduğu aşikar. Burada altyapı, müfiyolar, toplu taşımlar ilgili birçok sıkıntı var. Bununla ilgili belediyelerimiz, yani Büyükşehir Belediye'miz belediyelerin azaltılması konusunda hizmetlerin daha iyi bir şekilde halka verilmesi konusunda bilgi, beceri ve destek belirtecek mi? Belediyelere sizce 28 belediye Kıbrıs için çok değil. Tabii onun kararını Kıbrıs halkı verir. Kıbrıs'ın yöneticileri verir. Yani o kararı biz veremeyiz. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız, demin de söylediğim gibi, belediyelerin bizden talep ettikleri, ortaklaşa gerçekleştireceğimiz projeler, bizden istedikleri destekleri sağlamak. Ama tabii burada belediye sayısı fazladır veya farklı bir şekilde değerlendirecektir. Onu yöneticiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yöneticileri, bakanlıkları ve yöneticileri karar verir. Evet. CHP olarak şimdi biliyorsunuz AK Parti egemen eşitlikten bahsediyor. Yani federal bir yapıyı öngörmüyor. CHP'nin bu konuda duruşu ne? Federal bir yapı mı? Federal temelde bir çözüm öngörüyor. Yoksa yine iki egemen eşit partneri. Bizim burada bakışımız belli. Yani sonuçta bu üst düzeyde yapılan görüşmelerle birlikte tabii zaten iki ayrı devlet olmuş zaten. Burada görünen bir yapı var. Tabii bu gerekli dış politika yetkilileri tarafından ortaya koyulur. Bu geliştirilir. Ama önümüzdeki süreçte dediğim gibi konunun muhatapları durumu değerlendirir.
Biz şu anda işin açıkçası burada katkıda bulunmaya, yerel anlamda destek olmaya geldik. Yarın konunun muhatapları bir araya gelir. Aday için en uygun çözümü, Kıbrıs halkı için en ideal çözümü, Kıbrıs halkının barış içinde, refah içinde yaşayabileceği en ideal çözümü üretir. Sayın Başkan, biliyorsunuz 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'nin müdahalesiyle çok az bir farkla seçimleri kaybetmişti. Bu ziyaretiniz çerçevesinde Sayın Akıncı'yla da görüşmeyi düşünüyor musunuz? Programınızda var mıdır böyle bir görüşme? Programımızda yok. Biz sadece şu anda görevde olan yöneticilerimizle görüştük. Belediye başkanlarımızla görüştük. Program bir de siyasi mecliste grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarıyla görüştük. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve yöneticileriyle bir araya geldik. Milletvekilleriyle bir araya geldik. Şu anda böyle bir programımız yok. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür.